Evet sırada haftanın son filmi var. Bu da haftanın klasik filmi oluyor. The Virgin Suicides. Bu filmde yine bir seyirci tavsiyesi. Mustang'den bahsettiğim zaman The Virgin Suicides'ın çakması olduğunu söylemişti bazı arkadaşlar. Ben de merak ettim. Baktım konu da birbirine benziyor. Dedim seyredeyim bu filmi. Fragmandan da ilginç gelmişti. Benziyor falan değil çakması abi. <laughs> Konuya gireceğim de konuya girmeden önce şu olayın ne kadar ilginç olduğunu farkında mısınız? Biz bazen bazı olayları duyuyoruz. Kulaktan dolma olduğu için kendimiz yaşamadığımız için o kadar şaşırmıyoruz. Biliyorsunuz Orhan Pamuk Nobel aldı ve Ermeni soykırımı ile ilgili konuştu, konuştuktan sonra tabii bazı noktalardan bahsetti. Kürt çetelerinden falan bahsetmedi. Biliyorsunuz arkadaşlar Kürt çetesi olayı yani evet Türk tarafı ondan sonra Ermeni tarafı, tarafsız taraf. Bunlar hep farklı şekillerde anlatırlar Ermeni soykırım denen olayı. Ancak Kürt çetesi Türklerin uydurduğu bir şey değil. Gerçekten sürülen Ermenilerin tamamı bilmiyorum. Belki tamamı değil. Ama bir kısmı da olsa Kürt çeteleri tarafından yolda öldürülüyor. Şimdi insan onu düşünüyor. Orhan Pamuk tamam. Doğruları söylemeyi seven bir adam olabilir de neden her doğruyu söylemiyor? Bir kısmını saklıyor. Tam tersi işte Türkler Kürtleri katletmiştir falan diyor. Ve o olay üzerine Nihat Genç aşırı sinirlenmişti. Orhan Pamuk'a demişti ki bu herif çakma kitapla Nobel aldı. Ondan sonra işte biliyorsunuz değil mi onu? Pablo'nun bilmem nereye sürgünü gibi bir kitap varmış. Oradan böyle sayfa gösteriyordu. Bak diyor burası burada sayfa. Bak diyor Orhan Pamuk'un kitabının bilmem kaçıncı sayfası. Birkaç sayfayı böyle birebir çakmış olduğunu gösteriyordu. Biz tabi bu kitapları okumadık. İkisini de okumadık. Nihat Gencin ve bu kitapları okuduğunu söyleyen birkaç kişinin yalancısıyız. Bunu arkadaşlar arasında konuşurken söylüyorduk. Ya işte Orhan Pamuk da Çakma kitapla Nobel almış. Ama tabii ikinci ağızdan olduğu için bizi o kadar etkilemiyordu. Şimdi bu film, ulan Oscar adayı oldu. Çakma filmle Oscar adayı olduk. Ve iki filmi de seyrettiğim için ağzım açık kaldı. Yani bizimkilerin uyumaması lazım arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi bakın birisi çıkıyor çakma bir film çekiyor. Ve orijinaline göre öyle kalitesiz ki Star Wars'la dünyayı kurtaran adam gibi bile değil yani. Çünkü dünyayı kurtaran adam gene eğlence olsun diye seyredilecek bir film. <laughs> beş kız kardeş biliyorsunuz Mustang filminde burada da beş kız kardeş. Ondan sonra bazı sahneler aynı. Şu hani meşhur sahne var ya kızlar hepsi birbirini kucağında yatıyorlar. Birinin bacağı öbürünün kafasına geliyor. Öbürünün bacağı ötekinin kafasına geliyor falan. Hepsi üst üste karışık bir şekilde yatıyorlar yerde. Birebir Virgin Suicide'dan alıntı. Hatta direkt o fotoğrafı yükledim. Bakın dedim bu bu sahne size neyi hatırlatıyor? Herkes dedi zaten Mustang diye. Şimdi bunlar ne de önemli arkadaşlar. Bana para falan vermiyorlar. Bu kadını sevmeyeyim, bu kadının filmine bok atayım diye. Ancak şimdi bunu gördüğümüz zaman şunu düşünüyor insan. Bir insan çok kalitesiz ve çakma bir filmle Fransa tarafından pompalanıp büyük filmci bizdeki işte Solperen HDP'li Merve Kesim tarafından da pompalanıp büyük filmci olarak sunulmaya çalışılıyor. Şimdi ne olma ihtimali var? Ne olma ihtimalini söyleyeyim. Umarım olmaz ama şöyle bir şey olursa bu filmin yönetmeni çıkıp da aa Türkler Ermeni soykırımı yaptı derse hiç şaşırmayın. Çünkü bunun altyapısının yapıldığını görüyoruz. Fatih hakkında bunu gördük mü? Gördük. Şimdi Fatih hakkında bir laf edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü ne olur? İşte Çomar Türkler kıskandı Fatih Akın'ı. Ermeni soykırımı dediği için bok atmaya çalışıyor olur. Fatih Akın'a bu arada kötü yönetmen falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gelelim bu bayana. Bunu bugün ortaya çıkarmamız lazım. Sebebi de bu işte. Çünkü böyle yönetmenler yani normalde yeteneği olmayan, iyi film çekemeyen yani çok kötü. Virgin Suiz'a bakacak olursak çok kötü yani. Böyle yönetmenler bir amaç doğrultusunda piyasaya sürülmüş oluyorlar genelde. O yüzden biz şimdi susarsak yarın bir gün bu kadın Ermeni soykırımı diye çıkarsa, Türkler işte Kürtleri kesiyor diye çıkarsa o zaman bizimkilerin aklına gelir. Dur bakayım şunun filmi nasılmış falan. Aa çakmaymış. Ama o zaman ne olacak? O zaman işte daha önce olanlar olacak. Ermeni soykırımı dedik diye işte yönetmenin kalitesine bok atıyorlar veya yönetmene hırsız diye veya yönetmene kalitesiz diye çamur atmaya çalışıyorlar. Olacak. O yüzden önemli. Şimdi bile atıp tutuyorlar biliyor musunuz? Bu bir tamamen şey tabi Reklam stratejisi. Türkiye bu filmden nefret ediyor. Türkiye bu filme tepki gösteriyor. Siktir lan. Kim gösterdi oğlum? Arkadaşlara soruyorum. hiçbirisi seyretmemiş bir filmi. <laughs> Kim gösterdi ya? Türkiye bu filmi saklamak istiyor falan şeyde YouTube'da yazıyorlar yani her kim yazdıysa onlara diyorum bu arada dava açmayın bana. Lafım ortayadır. Gerçek kişilerle kuruluşlarla alakası yoktur. <laughs> Yoksa ben Fransa adına katılan Türk yönetmenleri çok severim benim. En aşağı 20-30 arkadaşım Fransa adına katılan Türk yönetmendir. 10 tanesi don gösterir, 10 tanesi at öldürür. <laughs> Boş zamanında. Evet. Alevlenmemizi de tamamladıktan sonra Virgin Suicides filminin konusuna geçebiliriz. Bire bir aynı değil. Farklılıkları da size anlatırım konuyu anlatırken. Daha önce de demiştik 5 kız kardeş. İlk başta birincisinin intihar ettiğini görüyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Küçük küçük de olsa spoiler vermem gerekecek. Başka türlü konuyu anlatamayacağım. Mümkün olduğu kadar vermemeye çalışacağım ama. Daha sonra geri geliyor bu kız. Ve 5 kız kardeş olarak bir mahalleye geliyorlar, yerleşiyorlar. Onların karşı komşuları Dört tane erkek. Ama bunlar bayan nört erkekler. Çoluk çocuk gibi yani bu kızlara göre. Bu kızların yaşı hesapta küçük ama kendileri bayağı olgun gözüküyor. Bir tanesi yani Kirsten Dunst diye yazılan şu Spider-Man'deki Mary Jane. Zaten tek o ünlü oldu. Diğerleri o kadar ünlü olmadı. O kız kardeşlerin içine kaç e, cinsel özgürlüğe sahip olan. O zaten ortalığı karıştırıyor. Şeyde de vardı ya Mustang'de de bir tane vardı ya. Büyük abla. O o işte. <laughs> Her neyse İlk etapta evet bu kızların annesi babası muhafazakar. Özellikle anne muhafazakar. Ama çok kötü insanlar değiller. Yani bu film kötüsü değiller. Gene de kızlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. İşte doğru düzgün Hristiyan değerleriyle büyütmeye çalışıyorlar. O yüzden yeni bir şey olduğu zaman yok işte partiye gidelim mi? Şu olsun bu olsun deyince hemen tetikleniyorlar. Filmin başında yani bu küçük kızın İntihar denemesinden sonra. Baya baya kesiyor ama bileklerini yani. Ama kurtarıyorlar. Bu denemeden sonra doktor diyor ki kızlarınızı artık biraz sosyalleştirin. Deritmeyin. Öyle olunca parti falan vermeye karar veriyor aile. tabi ailenin verdiği parti olunca mümkün olduğu kadar düzenli, tertipli böyle bir parti oluyor. Neyse bazı başka spoiler olaylar yaşanıyor. Daha sonra daha büyük olan dört kız kardeş dört erkekle çıkıyorlar. İlk başta aile salmak istemiyor ama ondan sonra tabii kızlarının da diğer gençler gibi biraz eğlenmeye hakkı olduğunu düşünüyorlar. Ancak o grubun cinsel özgürlükçü olanı geri gelmiyor. Bir gün sonra falan geliyor. Öyle olunca ne olduğunu anlıyorlar tabii ve kızları eve kapatıyorlar, eve hapsediyorlar. Kızlar da bu bizim 4 nerd velet ile iletişim kurmaya başlıyor telefon üzerinden. Ve filmin sonlarına yaklaşınca onları da artık söylemeyeceğim. Olay bu. Tabi şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Aa işte birebir aynı değil. Birebir aynı değil tabi. Bu biraz şey gibi. Hani Türk Yeteneksizsiniz programında robot dansı yapmaya çalışan bir ikili vardı ya. Yabancıların yeteneksizsinizinde de şampiyon olmuş bir robot dansı ikilisini taklit etmeye çalışıyorlar. Ama o ikili tabi profesyonel. Bunlar gibi çoluk çocuk değil. Taklit etmeye çalışıyorlar koreografisini ...aparmaya çalışıyorlar. Ama tabii çok da bir şey bilmedikleri için... ...zor kısımları yapamıyorlar. Zor bazı figürler var. Onları yapamıyorlar. Hatta şeyde... ...yan yana koymuşlar. Yani orijinaliyle... ...çakmasını yan yana koymuşlar. Görüyorsun. Zor bir takım hareketler var. Oraya gelince bunlar... ...başka hareketler yapıyor. <laughs> Sorsan şey diyecekler. Biz orijinallik kattık. İşte Mustang'de... ...biraz onun gibi. Yani... ...zor noktaları gelindiği zaman... ...onları yapmayıp onun yerine biraz... Türkiye ile ilgili başka şeyler ekleyip sonra biz orijinallik kattık demek gibi. Bu arada arkadaşlar filme yani The Virgin Suicide'a kaç veriyorum. Gerçekten çok çok düşündüm. Çok gittim geldim. Kaçla kaç arası? 8.25 ile 8.5 arası çok gittim geldim. Sanıyorum son kararım 8.25. Neden? Çünkü herkese tavsiye ediyorum diyebileceğim bir film değil. Seyredip beğenmeyen olabilir. Ancak bence gerçekten güzel bir filmdi. Neden? Çok büyük bir şeyi yok, potansiyeli yok. Bak o da bir Türkçe'si olmayan bir kelime o odaya. Premis diye geçiyor İngilizcede. Türkçe'si yok yani. Filmin neyle ilgili olduğu, filmin potansiyeli, bu filmin olayı ne? Öyle derler. Bu filmin olayı ne abi? İşte o premis oluyor yani. Ona da premis mi diyelim? <laughs> Veya olayı diyelim. Filmin olayı. <laughs> o kadar yani. Potansiyeli o kadar. Ama gerçekten güzel işlenmiş. Bir de ben şeyi çok severim biliyorsunuz. İt filmi türü filmleri. Bu tam bir canavarsız it. <laughs> yani belki de it filmi çekim olarak bunlardan esinlenmiş bile olabilir. Gene o banlıyor hayatını gösteren. Color grading bile neredeyse aynı. Çekimler o zamanlar yani bir de eskide geçiyor. Tam içsiz it filmi. Şey de aşağı yukarı böyleydi. Super 8 olması lazım. O da böyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu tür filmleri ben seviyorum bayağı. Sonra çok böyle saykadelik o dönemin müziklerinden çalıyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Yani bu filmi yönetmeyi kim biliyor musunuz bu arada? Sofia Coppola. <laughs> o da bir kadın. <laughs> Büyük ihtimalle bizim Mustang'i çeken ee, bayan bakmış. Şöyle kadın güçlendirme filmlerine. Bakalım kadın yönetmenleri çektiği güzel ne filmler. Aa böyle bir şey var. Ben de kadın yönetmenim. Ben de çekeyim. Sofia Coppola. Soyad tanıdık geldi mi? Francis Ford Coppola'nın kızı. Bu arada ben hala Godfather'ı seyretmedim ama yakında seyredeceğim merak etmeyin. Zaten bu filmi gördüğüm zaman lan bunun kızı bunu çektiyse babası kim bir ne çekmiştir dedim yani. Bana soracak olursanız gerçekten makina gibi tıkır tıkır işleyen oyunculuk olsun, anlatım olsun, görsellik olsun, müzikler olsun, sinematografi olsun, sanat yönetimi olsun, yönetim olsun. Her şeyle tıkır tıkır işleyen çok olmuş bir film bence. Açıkçası ben şeyi sevmiştim mesela Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri'yi beğenmiştim. Bu bence daha, yani benim daha çok hoşuma gitti. Yani tartışılır hangisi daha iyi de benim daha çok hoşuma gitti. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem çakmanın boyutlarını görmeniz için hem de hiç utanmadın mı demeniz için. Çünkü bu kadar iyi bir filmi çakmaya çalışıyorsun bir de utanmadan ya. <laughs> Ortaya konuşuyorum ben. Bizim mahalledeki şeye söylüyorum, çakma yönetmenlere söylüyorum. Kimse üstüne alınmasın. Onları diyorum ki hiç utanmadım Ha? Ha? Bir iki saat daha gideceğim bak. Zaten 1 Nisan'ın üzerinden tam bir ay geçti bugün 1 Mayıs. Yani 47 dakika önce öyleydi. Bir iki saatlik hele 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 daha yapacağım burada. Evet tabi YouTube'daki 1 Nisan şakamı kaçıran arkadaşlar olayı anlamadılar. Her neyse arkadaşlar. Bazı şeyleri insan kendi gözüyle gördüğü zaman daha büyük şok oluyor. Yani o Orhan Pamuk'un Nobel, işte çakma kitapla Nobel olayı başkasından duymuştuk. konuşuyorduk. O kadar etkilememişti beni. Ha, çok kafayı taksaydım. Yüzde yüz ben bunu bilmem lazım. Acaba gerçekten çakma mı değil mi? Alırdım iki kitabı okurdum. O ayrı mesele de çok da umurumda olmayan bir şey olduğu için. Neyse arkadaşlar tamam. Daha konuşacak çok şey var da. Ağzımı açsam susmam büyük ihtimalle.